Ma şey de tuğulu vüskan maman. Katta bu gamma. Bir 20 günçe bup kaldı. Man gibi kokuzan bir mege. O göklantırış heti yan bir yok. O 2 günümce buzup taş attı. Meveli daraklarım mı? Kança meveli daraklarım verdi. Hamesini çıkarıp taş edi. İç kişilerge çıktım 2 madde. Uyan bana netice bu yok. Örgeni birimiz degeni bana bir hafta daha öttü. Mesal bu hane da havlu uy. Tenderde yutup çıktım deyipti tadbirkor. Şu mümkün mü? Yaşavetka uyu, uyu egesi de soruksuz tenderge koyuş. Kürsattı, bana sula dedi, yer mülkini online turuptu dedi. Bana bizge kazdorluğu çıkka, 2020 yılı için Norbaf İrkin Bonum'da kazdorluğu çıkka. Biz konuni kılıp, sağlığını her yıl tüyla yürgenmiz. Şunca paytan beri o ileri yaşayıp yürgen cötüylerini öyle indi tenderde yutu oldu gidip sizlere tazık otkaz yaptı, zulüm kılı yaptı. Bugünümüzdeki kararı kürsettin desem, sancar dedi, kürsatmıyor etti. Kararımız hiç kim tanım olmadı, inobat kıyam olmadı, bizi hiç kim iştişi hoklamadı. Aziz yurttaşlar, biz bugün Namangan viloyati Chortoq tumanidamiz. Bitta fuqaroni uyini majburiy so'ravonlik bilan tortib olib, tadbirkorga olib berib, bitta fuqaroni ko'chaga chiqarib qo'yish tomonidan bizga murojaat xati tushgan. Biz hozir Chortoq tumanidagi mana shu holatni o'rganish bo'yicha kelganmiz. Bugun xudo xolasa tuman hokimligiga boramiz. Qolaversa mahalla fuqarolar yig'ini raislari bilan suhbat o'tkazamizdi, oydinlik kiritamiz. Aziz do'stlar, mana Chortoq tumanidan bizga murojaat bilan chiqqan opamizning uylarida biz bugun mehmonmiz. Effektus jamoasi bugungi holatga oydinlik kiritish maqsadida Chortoq tumaniga kelganmiz. Assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Mana biz holatni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, lekin telefonda siz bizga tushuntirganingizda biz umuman boshqacha tasavvur qiluvdik. Uyingizni, boshqangizni. Lekin bu joy haqiqatda xalqi yashaydigan joyda mahallani ichi bo'lgani uchun sizni bu yerdan olib chiqishga hech qanaqa beda sabab ko'rmadik. Bu joyda qanchadan beri yashaysiz? Mana shu yerda tug'ilib o'sganman. Katta bo'lganman. Sizga yildan beri o'tiraman bolalikda. Mana shu joyda tug'ilib o'sgan joyingiz, ha? Buni hujjatni hamma narsasini bizga ko'rsatuvdingiz. Endi nima sabab bilan tortib olyapti? Mahalla fuqaro yig'ini qilamiz deb qarorimni ham mana qilmasdan o'zi buni ep qo'ydi manda. Qaroringiz bekor bo'lgan dedi. Teshitirsam bekor bo'lmagan ekan. Aslida mahalla fuqarolar yig'inini qurish uchun bunaqa katta joy kerak emas. Mahalla fuqarolar yig'ini uchun bir 2-ga 3-mi 3-ga 4-mi joy ham bo'ladi. Lekin aynan nima sababdan sizni joyingizni tortib olyapti? Bir yildan beri ekirish edi mahalla fuqaro yig'ini raisi Maymuna. Mana shu yerda uy qilmasa mahal kemt qilamiz deb ep qo'yibdi. Iloji bo'lsa anaylarni choyxona qilaman deb aytman. Qayga boraman bitta bo'lom mana. Tuman hokimligiga chiqqanmisiz? Yo'q, iloji bo'lmadi. Kirish xatimini ham chiqdim. Men javobini kutyapman. Hali nima xatingizga javob kelmagan? Yo'q. İç kişilerge çıktım 2 madde. Uyan bana netice bu yok. Örgeni birimiz degeni bana bir hafta daha öttü. Hazır kança buldu bu joyu buzamız degeni? Bir 20 günce bu kaldı. Mange kokuzan bir mege. O göklantırış heti yan bir yok. 2 günümce buzup taş attı. Meveli daraklarım mı? Kança meveli daraklarım verdi. Hamesini çıkarıp taşıdı. Divallarımı yıkıtıp taşıdı. Ben kana akılıp kuraman indi. Demek sizi ogohlantırmasından, kompensasiya tolamasından yüzü çekilip buzgan ha? Tadbir kormunam. Bir geliydi bu etken nasıl bu? Hamesini ot testi bu etken bu. Demek aziz dostlar, bugün
biz soat 2'de hokim bo'limi huzurlariga kiramiz. Nima sababdan, nima maqsaddan oddiy xalqni uyini buzib ko'chaga chiqarib qo'yapti? Buni oydinga kiritamiz. Aslida qonunda yo'q narsalarni mana qonun buzishi qonun himoyachilaridan o'rganish kerak ekan. Mana ular kelib, bitta tinch yashab turgan odamni ogohlantirmasdan kelib uyini buzib katta ko'chaga chiqarib qo'yapti. Bu narsa juda ham ayanchli. Va buni hozir biz oxirigacha sizlarga har bitta detalgacha yetkazib borib turamiz va bu safargi bizi boradigan joyimiz tuman hokimligi ve mashhur mahalla fuqarolar yig'ini raisini oldiga borup batafsil bunga oydinlik kiritamiz. Kuzatib boring oxirigacha. Opa mana shu joyda kelib sizlardan ogohlantirmasdan buzib ketgan. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hozir qancha bo'ldi kelib buzganingiz? Bu kelib buzganiga 20 kun bo'ldi. Bizi ogohlantirasiz. Biz uyimizda hech kim yo'q edi. Uyda yo'lig'imizda kelib buzdirib tashlabdi. Devorlar berdi. Bu yerda mevali daraxtlar, ko'chatlar juda ham ko'p edi. Mana uni guvohi bo'lsani, mana chekkaga surdirib tashlagan. Biz bu yerdan ancha mahsulotlar chiqib, mevalar chiqib, mana shu yerdan hosillab turib, mana shu sinim o'zi nima qilib, ashi to'rxoni o'zi zo'rg'a tiklab oldi. Demak, bilishimiz bo'yicha uy asfaltni u tomonigacha bo'lgan. U tomonigacha bo'lgan. Asfalt tushgandan keyin sizlarga 4 sotik quruq yer bergan. Bu obshi hajmi qancha bo'lgan? Asfalt tushmas. 12 sotik. Demak, asfalt tushgandan keyin sizga 4 sotik quruq bo'sh yer bergan. Kompensatsiya to'laganmi? To'lagan, ozgina. Qancha to'lagan? Bilmama 3 millioncha to'lagan xolos. Shunda upatda otam stri bo'lganlar, otamiz o'g'ali endi biz aralashmaganmiz. Endi qolgan joyda bizga nima bo'lib qolgandik? Biz mana sinim turmushi yo'qligi uchun nima mashinaga vasiyat, sinimga vasiyat qilib mash u zo'rga qurgandi. Tuman hokimligidan sizlarni ogohlantirib 3 oy oldin yoki 2 oy oldin aytilganmi, mashina buzamiz, tayyorgarligini ko'r deb? Yo'q, yo'q. Bizga hech qanaqa ogohlantirilmagan, hech kim ogohlantirish bermagan bizga. Demak, to'g'ridan to'g'ri kelib, o'zicha buzgan. Buni endi tadbirkorga topshirgan-a? Shunaqami? Ha, tadbirkorga topshirdi. Misol bu xonadon, hovli uy tenderda yutib chiqdim debdi tadbirkor. Shu mumkinmi? Yashayotgan uyi, uy egasidan so'roqsiz tenderga qo'yish. Fuqaroni xonadonini tadbirkor men tenderda yutib chiqdim deb buzib, mana shu mahalla fuqarolar yig'ini xonasi qurmoqchi, idorasi qurmoqchi. Tenderda yutib chiqqanimish, bu bizni otamizdan qolgan ota hovlimizni. Sizlar demak, ogohlantirmasdan kelib, mana shu joyni biz tenderda yutib oldik deb. Qanchadan beri mana shu joy sizlarga qancha bo'lgan qolganiga? Necha yildan beri mana shu yerda yashaysiz? Biz tug'ilmasimizdan o'g'lim, ota joyimiz bor. Shuncha paytdan beri oilaviy yashab yurgan joyingizni ular endi tenderda yutib oldik deb sizlarga ta'ziq o'tkazyapti, zug'um qilyapti. Qo'lingizdagi qarorni ko'rsating desam, sanjardi deb ko'rsatmayapti. Bizni qarorimiz hech kim tan ham olmaydi, inobatga ham olmaydi, bizni hech kim eshitishni xohlamaydi. Xohlamayapti ya. Demak, tuman hokimligiga borsangiz, sizni kirgizmadi. Biz kira olmadik, umuman kira olmadik. 15 kundan beri tuman hokimini idorasidamiz, bizni kirgizmadi. Adliyaga kirdik, bir kopiya, bir nusxa berdik adliyaga. Qarordan, ichki ishlarga bordik, bir nusxa berdik qarordan. Hozir yer mulk bo'yicha natija yo'q. Yer mulk bo'yicha kadastrga ham borganmisizlar? Kadastrga yo'q, ha, kadastrda bu manaqa chiqdi-da, nima qildi? Bor, kadastrda ham bor. Yo'q, kadastrga borganingizda mana shunaqa bizni yerimizni buzib tashlayapti deb tushuntirib berganmisizlar? Yo'q, bormadik. Kadastrga bormadik, soliq idorasiga bordik. Soliq idorasida ko'rsatdi, mana sizlar dedi, yer mulkini onlayn turibdi dedi. Mana bizga qarzdorlik chiqqan 2020-yil uchun Norbayev Erkinboy nomida qarzdorlik chiqqan. Biz qonuniy qilib soliqni har yili to'lab yurganmiz. Biz hech qanaqa soliqdan ham qarzimiz yo'q. Bo'ldi, demak, tushunarli. Albatta bunu tuman hokimligi kengashiga borganda, hokim huzuriga kirganimizda bunga yana oydinlik kiritamiz va albatta mahalla fuqarolar yig'ini raisini yoniga borib, bu rais bilan ham kichkinagina intervyu o'tkazib, yana chuqurroq tushuncha olishga harakat qilamiz.